Sevgili Raşit Şakar, göç hikayem başlığıyla 31 Temmuz 2024 günü saat 22.22 22 geçe bana şöyle bir mail yazmış. Selam Yiğitcan, öncelikle İngilizce klavye kullandığımdan ve Türkçe yükleme üşendiğimden tamamen Google'ın gramer çekine güvenerek yazıyorum. Okuması olursa kusura bakma. Estağfurullah Raşit. Göç hikayeme geçmeden önce e, Türk veya yerine Türkiye'li kullanımından ben de biraz rahatsız oluyorum. Meranı gidermek için sebebini yazmak istedim. Bu paragrafı atlayabilirsin merak etmiyorsan. Aslında çok da merak etmiyorum Raşit ama e, bence merak edenler vardır. E, yoksa bir insan belli bir şekilde konuşuyor diye öyle konuşamazsın diyecek biri değilim diye devam etmiş Raşit. Rahatsız olma sebep olan ilk sebep örneğin bir Fransız'dan Alman'dan bahsederken ne İngilizce'de ne de Türkçe'de bir Fransalı ile karşılaştığım şeklinde bir kullanım yapmıyoruz. Be Fransız ile karşılaştığımız şeklinde kullanıyoruz. Hem konsistent değil bu kullanım hem de bu şekilde Türkiyeliyim diyenlerle sanki bir Türklüğe karşı negatif bir tavır olarak hissettiriliyor. Diyenlerle karşılaşınca sanki Türklüğe karşı negatif bir tavır olarak hissettiriyor. Mesela vatandaşlık aldığında Türk kökenli bir Alman olarak tanımlanmak bana gayet doğal geliyor. Diğer bir sebep ise Türkiyeli kullanımını fetösempedizanları propaganda haline getirdiğinden dolayı ekstra negatif bir havası var. Bu konuyla ilgili ben bir daha herhalde konuşmayı düşünmüyorum. Bir daha mı buradan Raşit sağ olsun ilk paragrafında yer vermiş. Ben de buradan yer vermiş olayım. Ben Frans bunu daha önce eleştiri bana da geldi. Fransız ve Almanlara niye Almanyalı ya da Fransalı demiyorsun diye. Ben açıkçası yeri geldiği zaman bunu da bu şekilde kullanma taraftarıyım ama her şeyden önce bu benim dilim ve benim kültürüm değil. Dolayısıyla ben kendi dilim ve kendi kültürümle ilgili bir kendim doğru olduğunu düşündüğüm şekilde üretim yapmakla mükellefim. Başka insanların kültürleri ve başka insanların dillerinde üretim yapsaydım onların hassasiyetlerini de güderdim. Türklüğe karşı da negatif bir tavrım yok. Ben kendim ben Türk'üm. Benim annem de Türk, benim babam da Türk. Ee, ve bu bir garip bir şey değil. Ama aynı zamanda da Türkiye'liyim. Türkiye'li bir Türk'üm. Mesela Fatih Akın da Türk. Ama Fatih Akın Türkiye'li değil. Ya da mesela Lefter Küçük Andonyadis Türk değil ama Türkiye'li gibi. Bir takım bunların bazı bu nüanslarını kaybetmememiz gerektiğini düşündüğüm için Türkiye'li ve Türk ayrımının daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Başka hangi terör örgütü kullanıyormuş gerçekten benim umurumda değil. Ben kimseyi bölmek, kimsenin kimliğini silmek veyahut da hiçbirinizi de kendinizi başka bir şekilde bir ifade kullanıyorsunuz diye ayıp ya da kaba hissettirmek niyetinde değilim. Dolayısıyla bu konuyla ilgili artık negatif ya da saldırgan bir yerden konuşulmasını istemiyorum. Ee, tartışma ya da bir şey de değil. Ben kimseye yönelik bu lafı kullanmıyorum. Kimseye bir itiraz olarak bu lafı kullanmıyorum. Kimseyi de düzeltmiyorum aksi yaraktırda bir laf kullanıldığı zaman. Siz de beni düzeltmeyin. Ve bu konuyu burada kapatalım. Devam ediyorum Raşit'in güzel meyilinden. Şöyle demiş Raşit, göç hikayem. Ben Erzurum'da doğup büyümüş, sonra İzmir'e gidip inşaat mühendisliği okuyup ateist olmuş. Sonra da sektörü görüp böyle bir insan olmamalıyım deyip bilgisayar mühendisliği bitirmiş birisiyim. Ne kadar Türkiye'de asla temsil edilemeyeceğimi düşünsem de göç etmeden önce hem kendi oluşturduğum bir ahlak anlayışım olduğundan hem de otizm spektrumunda olduğundan e, olduğundan Beynim biraz garip çalışıyor çok belli olan bir şey değil diye parantez bırakmış. Dünyanın neresine gidersem gideyim temsil edileceğim veya anlaşılacağım gibi hayalim olmadı. Beni asıl itiren sebep ne kadar kendimi geliştirirsem geliştireyim her 6 ayda bir hayat standartlarını korumak için şirket içi politikalarla mücadele zorunluluğunda kalmamdı. Yani %100 enflasyonda eğer yılda 2 defa iyi bir zam alınmazsa hayat standartı oldukça düşüyor. Ayrıca Türkiye'de bir şey sahibi olmak istiyorsan illa kredi çekmek gerekiyor. Ne de olsa aylık kredi ödemesi bir iki sene içinde maaşı oranla çok önemsiz bir hale geliyor. Böyle saçma sapan sistemlerle ve sürekli zam kovalamakla severek yaptığım yazılım işinden soğumaya başlamıştım. Berlin'den bir iş teklifi alınca tereddüt etmedim açıkçası. Zaten buradaki çalışan hakları sayesinde ailemi ve dostlarımı bol bol ziyaret edebiliyorum. Yaşam standartları olarak tek düşen kısım İzmir'de 2 artı bir teraslı evde yaşarken burada bir ev arkadaşıyla yaşıyor olmam. Onun dışında iş yerine bisikletle gidip gelmek, yolda yürürken random rave gruplarına da genk girip dans etmek, her 100 metrede bir park olması, 50 katlı binalar yerine daha yaşanabilir hoş evler olması ve insanların mütevazi e, giyimi beni çok mutlu etti. İş yaşam dengesi de Türkiye'de hiç olmadığından çok daha iyi. Buraya geldikten sonra en büyük şaşkınlığım burada duyup doğup büyümüş Türklerin ne kadar garip bir kimliğe sahip olduğu oldu. Mesela İzmirli Erzurum halkı tam zıt olsalar da hiçbir Erzurumlu kendi kimliğini İzmirli olmamak olarak ya da hiçbir Eriz İzmirli kendini Erzurumlu olmamakla tanımlamaz. Ama burada uzun zamandır yaşamış olan Türklerden denk geldiklerim kendilerini Alman olmamakla tanımlayıp biraz dışlanmış hissediyorlar. Tam entegre olamamış gibiler. Sürekli bir eleştiriye, eleştiriyle ya da ıslak Türkiye yerleriyle yaşıyorlar. Tabi bu algıda seçicilik de olabilir. Çok fazla Türk'le muhabbet etmedim. Sonrasında da biraz uzun bir mail oldu. Podcast'te bahsedilmesini istediğim şekilde anonim olmasına da gerek yok e, demiş ve sağ olsun beni bir bire içmeye davet etmiş çok sağ olsun kendisini Şimdi burada benim değinmek istediğim Raşit'in mailinde birkaç şey var ama öncelikle şuradan başlayayım. Spesifik olarak bir göçmen derdi değildir ama Berlin e, özelinde e, konuşulması ve çalışılması gereken bir şey durum da var. Buraya sonradan göçen mesela bu kelime şimdi e, bence yani ayrım bakımından anlamlı olacak. Buraya sonradan göçen Türkiye'lilerle burada ikinci nesil, üçüncü nesil göçmüş olan Türkler arasında çok ciddi bir kopukluk var. Ve bu kopukluk Raşit'in burada sadece bahsettiği sebeplerden her ne kadar çok doğru sebepler olsa da kaynaklanmıyor. Bu kopukluk aynı zamanda aşağı yukarı şöyle bir fahiş bir durumdan da kaynaklanıyor. Buraya göçen Türkiye'li dalgası spesifik olarak Türkiye'de zaten buradaki Türklerin temsil ettiği bir takım ahlaki veya siyasi değerlerle var olamadıkları için yurt dışına göçmüş insanlar. Bundan ben sık sık söz ediyorum. Yani geçen bölümde de bu etek olayında da bundan bahsettiğimi hatırlıyorum. Buradaki insanlar yani buradaki uzun zamandır ikinci nesil, üçüncü nesil yaşayan Türklerle konuştuğunuz zaman veya bir etkileşime girdiğiniz zaman hem Raşit'in söylediği şeyi hissediyorsunuz hem de aynı zamanda ortak noktanızın olmayacağını da fark ediyorsunuz. Çünkü Raşit'in söylediği şey bir o yani ortak zemin oluşturmak için yeterli bir şey değil. Çünkü buraya sonradan göçen insanlar o Alman olmamak üzerinden kendilerini tanımlamak, tanımlamak zorunda bırakılacak çeperlerde yaşatılmıyorlar. Öncelikle böyle bir problem var. Ben Raşit'in söylediği şeye belki şimdi belki böyle deyince bir insanlar yine garipseyecek ama Kürdüz ölene kadar, Kürdüz sapına kadar sendromu diyorum. Ahmet Kayı'nın böyle bir şarkısı var. Ahmet Kayı'nın mesela bence ben Ahmet Kayı genel olarak edebiyatında veyahut da, e, müziğinde veyahut da duruşunda zarif bir adam olarak bilirim ve bir takım sınır bir takım bazı insanları uçta sınırda gelen görüşleri olmuş olabilecek olsa dahi Ahmet Kayı'nın bunları söyleyiş biçiminde bir estetik, bir zerafet, bir şık durma kaygısı olduğunu düşünürüm. Halbuki Kürdüz ölene kadar, Kürdüz sapına kadar bayağı öküz bir laf. Yani kaba saba bir laf. Ve ne gerek var? Herhangi bir milletle alakalı biz şu yüz ölene kadar, biz bu yüz sapına kadar falan gibisinden bir gurur yapmak iyi bir şey değil ki. Yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Neden böyle bir yerde ne kadar bir gururlu böyle bir şarkı? Niye söylüyorsun ki? Yani ne anlamı var bunun? Bir şeyin bir milletten sapına kadar o milletten olmanın ne gurur duyulacak tarafı var? Ama böyle işte bu, bu, bu aynı durum buradaki Türk göçmenler için de geçerli. Çünkü bir insana ısrarlı olarak bir şey olmadığını hatırlatırsanız o insanda olmadığı şeye zıttı olarak var olduğu şeyle tutunur. Ya da bu işte iki ülkenin bence milliyetçilik anlayışı arasındaki farkı ışık tutuyor. Çünkü Almanlar dışlayarak milliyetçiliklerini oluşturuyorlar. Ve Alman'ın ne olduğu konusunda çok katı bir sınır çizerek bunu da çok değerli dostum Hürkan'la konuşmuştuk geçen gün çünkü kendisi onu da programda konuk edeceğim inşallah. Kendisi geçenlerde Almanya vatandaşı oldu ve birileri ona eminim sen Alman değilsin'i hatırlatmak için yanıp tutuşuyordur Almanya dairinde. Ama mesela Türkiye gibi bir ülkede de sen başka bir şey değilsin herkes bir şey diyerek oluşturulan milliyetçilik var. Bu ikisi de aynı yere çıkıyor aslında. İkisi de bu kendi bir kişinin azınlık kimliğine fazla tutunması sonucunu ortaya çıkartıyor. Ya birine sen ısrarla sen Alman değilsin, sen Alman değilsin deyince aynen Raşid dediği gibi tamam lan o zaman ben Alman olmayanım diye kendini tanımlıyor. Ya da birisine sen asla Türksün, sen Türksün, sen de Türksün deyince hayır lan Türk değilim diyor. Kimlik dayatmalarının reaksiyonları bunların hepsi aslında ve hepsi de aynı kimlik dayatma kendilerine yüklenen toplumsal kimlik dayatmalarının kabalığını geri yüklüyorlar. Her neyse o. Raşit'in buradaki tespiti o yüzden doğru. Buradaki pek, pek çok insan Alman olmamakla tanımlıyor kendisini. Çünkü onlara Alman olmamak sert bir şekilde dayatıldı. Ama benim aslında Raşit'in buradaki güzel meyliyle ilgili konuşmak istediğim şey bu değildi. Daha genel bir göçmen deneyimiyle ilgili bir şeyler etmek istiyorum. O da mukayese. Ben 2016 yılında Türkiye'den Yunanistan'a ilk taşındıktan sonra göçmen olduğumu anlamam bence benim 6 ayımı falan aldı. Bunda ciddi bir oranda bir payeyi de AFS deneyime vermem lazım. Daha önce Meramı İfan podcastinde söz ettiğim illaki başka anlatırken denk gelmiş olabileceğiniz bir AFS değişim öğrencisi deneyimi yaşadım. Ve bu AFS programıyla bir sene boyunca Amerika'da Amerikalı bir ailenin yanında yaşayıp Amerikalı bir liseye gidip bir sene de orada lise son okudum. Ve bu çok strüktürlü bir deneyimdi tabii ki. Yani bir kültürler arası değişim deneyimiydi ama başı, sonu, kıçı çok belliydi. Ne yapıp ne yapamayacağım bana çok net söylenmişti ve her şeyden önce ne zaman döneceğimi biliyordum. Çok açıktı yani her şey. Dolayısıyla ilk Yunanistan'a çıktığım zaman bir önceki uzun süre yurt dışında kalma deneyimime yakın sayıp bunu bir noktada herhalde döneceğim diye düşünmeye başladım. Sonra 6. ay falan da herhalde. Yani bu Atina'daki ofis işine geçtim mi geçmedim mi tam hatırlamıyorum. Ya geçtim ya da geçmedim ama bahar aylarıydı. O yüzden geçmiş olmam lazım diye düşünüyorum. Ya tam da uzanıyordum. Alt Jane yine albümü çıkmıştı. Onu dinliyordum. Ve bir anda doğruldum bir şeyin dank etmesiyle. Ben ben göçmendim. Bu fikir bir anda böyle bir anda geldi üzerime yani. İlk 6 ay boyunca turisttim ben bence. Göçmen kimliğine sahip olmanız yani bir yerde yaşamak için ne kadar süre geçmesi gerekiyor mesela benim çok düşündüğüm bir konu. Çünkü bazı yerlerde ne yaptığıma dair bir fiil, fiil belirtmem gerekiyor. Ben orada kaldım ya da ben orada yaşadım ya da ben orada bulundum. Evet ben orada 3 gün geçirdim falan gibisinden lafları seçmem gerekiyor. O yüzden de ne zaman yaşadım diye biliyorsun. Onu çok bilmiyorum. Bazen de süreyle alakalı da olmayabiliyor. Ama mesela göçmen olduğuna dair bir fikrin oluşturması için, bir kimliğin oluşması için kesinlikle ve kesinlikle 6 aydan fazla bir süre geçirmen gerekiyor. Ve her şeyden önce bir dönüşünün olmaması gerekiyor. Sen bir senelik bir Erasmus'a bir değişim programına gitmiş olabilirsin. Ama döneceğini biliyorsan o zaman oranın asla oraya göçmen olmuş olmuyorsun. Oraya göçmüş olmak demek ben burada yaşıyorum artık demek. Ve bu göçmen olduğum ayrımına varmam benim 6 ayımı aldı. Ve ardından benim göçtüğüm ülkeye dair içimdeki şeyleri kazımam yaklaşık bir, bir buçuk senemi daha aldı. Bu ilginç bir süreç. Bu sürecin en büyük dışarıya dair tezahürü de işte mukayese. Yani Raşit burada yaptığı mukayeseleri bana bir done vermek için yapmış. O yüzden Raşit'in yaşadığı Deneyimler böyle şekilleniyordur demek istemiyorum. Bence o çok kaba bir şey olur. Ama Raşit'in yaptığı mukayeser yani burada orada böyleydi ve burada böyle ve işte orada bu şekildeyken burada bu şekilde. Göçmenlik deneyiminin çok temel bir parçası. Kimde nasıl dışarı çıktığı çok değişebiliyor. Bazı insanlar ve aslında bazı da demeyeyim yani çoğu insan bunu tamamen gözlemci bir yerden yapıyor ve çok basit bir şekilde ha ha bu böyleydi burada da böyleydi e, burada da böyle hmm, diye bir daha aslında iki yeri de anlamak için onları mukayese eden ve kontrastlayan bir yere oturtuyor. Bazı insanlar bunu bir şikayetlenme yöntemi olarak yapıyorlar veyahut da bir minnet yöntemi olarak yapıyorlar yani ikisi de bazen aynı anda oluyor. Yani göçülen ülkeyi minnet duymak kendisine, minnet duydurtmak için ve göçü, yani göçün gerçekleştirildiği arkada bırakılan daha doğrusu öyle diyeyim yani arkada bırakılan ülkeye dair de bir şikayetlenme yaparak yine göçten ülkeye dair milleti pekiştirmek için yüksek sesle olarak ay burası çok kötüydü burası daha iyi şimdi burası çok kötü ay neyse ki çok şükür burası daha iyi gibisinden bir yere giriliyor. Benim gibi bazı insanlar ki ben bu benim şekilde yaşayanların görece azınlıkta olduğunu gözlemledim. Bunu da kendime bir özel bir çerçeve içerisinde almak için söylemiyorum. Aslında söylediğim şeyin hoş olmadığını da anlamanızı istiyorum yani bence. ideal ya da erdemli bir deneyim değildi benimkisi. Öfkeyle yapıyorlar bunu. Benim Türkiye'ye dair çok açık konuşayım ve yani gerçekten birilerinizi gücendirmek istemiyorum. Türkiye'ye dair öfkemin geçmesi hakikaten iki sene falan aldı. E bu etrafındaki insanlar için de görüle görülebilir bir şeydi. Bununla ilgili konuşuyorduk arkadaşlarım da bana söylüyorlardı yani çok çok gazsın diye bu e, şeyin de içerisinde bir bilgidir tabii ki yani Türkiye vatandaşları herhangi bir masaya oturdukları zaman başka Türkiye vatandaşlarıyla en çok Türkiye'ye gömmekten hoşlanırlar bu bir bu bir gerçek yani bu her masada gördüğünüz bir şeydir bunun ama daha ötesinde bir şey vardı ve ben bazı çok az gördüm bunun benzerini başka insanlarda. Bu da iyi bir şey demek ki. Ben de vardı ve ben çok uzun süre boyunca o öfke 2 sene kadar yani o öfke çok aktifti benim için. Bunun bir bölümünü ben bu öfkeyi bırakmayı aktif olarak Türkiye siyasetini takip etmeyi bil fiil kestiğim an başarmaya başladım. Bunu da en son yaptığım günü hatırlıyorum. Ee, bu olaylı seçimden sonra hatta Geek Yapar'da da yanlış hatırlamıyorsam ne önemi var başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu benim siyasetle ilgili yazdığım son yazı olsa gerek. Muharrem İnce'nin kaybettiği seçim demek istiyorum ama referandum da olabilir. Bir yandan da işte bunları net hatırlayabilecek kadar bile artık ilgilenmiyorum konuyla ilgili affınızı diliyorum. Bir tane bir olaylı seçimden sonra yine Erdoğan bir şeyleri kazandıktan sonra yani ben bütün gece pazar akşamı, pazarı pazartesiye bağlayan gece Atina'daki evimde tek başıma gezi videoları izledim. Ağladım, hüngür hüngür ağladım. Çapulcu şarkılarını dinledim. Ağladım, hüngür hüngür ağladım. Gezi şehitlerine yapılmış editleri dinledim. Ali İsmail Korkmaz tezahüratlarını dinledim. Hüngür hüngür ağladım. Sabah hiç uyumamış bir şekilde, gözlerim şiş bir şekilde işe gittim. Ve orada Türkiye siyasetiyle duygusal iletişimi kestim ben. Çok açık konuşayım. Bundan beridir de Aktif olarak içindeki tüm tortları ne zaman bulsam eziyorum. Sadece Türkiye siyasetine dair değil, bütün dünya siyasetine dair. Çünkü açıkçası diğer dünya siyaseti beni zaten ilgilendirmiyor. Ben hayatımda bir noktada akademik olarak siyaset bilimiyle politikayla ilgileniyordum gerçekten ve okulda da bunu okumuştum. Ve açıkçası siyasi sistemler nasıl çalışırlar, siyasi sistemler hangi halklar tarafından neden tercih edilirler. Bazı siyasi sistemler bazı yerlerde neden başı, bazı şekilde modifiye edilir? Bazı siyasi sistemler neden bazı yerlerde bazı şeylerle çatışır? Bunları öğrenmek çok keyifliydi. Ama yani Türkiye'de yapılan versiyonu en azından siyasetin ve bir şey değil mi? Pek çok ülkede yapılan versiyon açıkçası çok kirleniyor çok çabuk bir şekilde. Yani şununla ilgili de bir yazı yazdım hatırlıyorum ki yapara bu konuyla ilgili. O zaman onu da hissettiğimi hatırlıyorum. Booking.com kapanmıştı ve Booking.com'un kapanması üzerine bir yerde bir tartışmaya denk gelmiştim. Ben nerede olduğunu hatırlamıyorum. Artısı ve eksisiyle insanlar birbirlerine bunun niye böyle olması gerektiğini ama bir yandan da işte olursa bunun ekonomik şöyle etkileri olabileceğini, olmazsa da işte şöyle şu şekilde sosyal etkileri olabileceğini tartışıyorlardı. Çünkü aslında siyaset budur yani. Sosyal ve ekonomik hayatı düzenlemek üzere görevlendirilmiş meclis ve yargı mensuplarının yaptığı hareketlerin bir bütünüdür siyaset. Bu hareketlerin konuşmaktır yani siyaset bilimi de. Ama onun yerine başka şeyler başka şekilde tüketiliyor, başka ile yapılıyor ve benim hoşuma gitmiyordu. Ve bundan benim çıkmam gerekiyordu acilen. Çünkü bu bana zarar veriyordu ve bana öfke veriyordu. Bana öfke veren bir numaralı şey de buydu açıkçası. Çünkü ben buradan çıktıktan sonra, yani Türkiye siyasetine dair biriktirdiğim öfkeden çıktıktan sonra... Türkiye siyasetine dair biriktirdiğim öfkenin içerisinde de bu tabii ki temsil edilemiyor olmak, dinlenmiyor olmak, i̇şte pek çok ana öz değerimi hiçbir yerde karşılık bulurken denk olmak vardı. Ama her şeyden önce de devamlı azarlanmak vardı yani. Bu kesinlikle bir numaralı parçası da buydu. Ben bir gün bu soruyu cevaplamak zorunda kaldım. Azerbaycan'da çok tatlı bir hostelde kalıyordum. Hostelin sahibinin abisi de e, dinler. Çok e, efendi, çok düzgün bir adam. Her gün namazında, niyazında ki Azerbaycan'da öyle namazında, niyazında Müslümanlar bulmak anladığım kadarıyla biraz zor çünkü. Sovyet çıkışı ülkelerde olduğu gibi. Onlarda da bir dinsizlik hakim. O abi de anlaştık, iyi anlaştık. O da sevdi beni. Bir gün herhalde samimiyetime güvendi. Ya dedi biz dedi çok dedi Türkiye'li. Ben emin ediyorum size Türkiye'li dedi. Çünkü onlar kendilerine de bazıdır. Azerbaycan Türk dediği için Türkiye'li Türk diye de kullanıyorlar. Mesela böyle bir kullanım da var yani. Bizim Mostere dedi, çok dedi Türkiye'li geliyor dedi. sizin gibi dedi, senin gibi senin yaşlarda dedi. Ve hepsi dedi, Erdoğan'ı dedi, hiç tasvip etmiyorlar dedi. Erdoğan'ı desteklemiyorlar dedi. Bize çok iyi geliyor dedi Erdoğan. Niye dedi siz bu kadar dedi, sizde sevmeyen var. Ve gerçekten düşünmem gerekti. Yani hızlıca bir cevap vermem gerektiği için düşünmem gerekti. Yani çünkü sene o sırada 2021 ve ben 19 senelik o sıradaki AKP iktidarını hızlıca bir anlatamayacağım için bir cümle vermem gerekiyor. Ve ağzından şunu derken yakaladım kendimi. Abi çok kızıyor bize. Çok bağırıyor. Ve çok bağırıyordu. Artık o kadar bağırmıyor herhalde yaşı geldiği için ama yine yani elinden gelen ardını da koyuyor gibi gözükmüyor ama bir ara çok bağırıyordu yani. devamlı azarlanıyormuş gibi hissetmek ve devamlı yanlış olduğunu hissetmek zaten pek çoğumuzun babalarımızdan yaşadığımız ve hoşlanmadığımız bir şeydi. Ve ben biraz da babalarımızdan da sıkılmıştım açıkçası Türkiye kültüründen. Ve bunlardan çıkmam gerekiyordu benim bu öfkeden çıkmam için. Bunları umursamam gerekiyordu. Ve burada bir şey diyeyim mi size? Beyaz bayraktır bu yani. Ben burada da bir erdem ifade etmediğimi söylemiştim zaten. Babam kızmıştı bana. Ben niye yurt dışına taşındığımı dair konuşuyorduk işte Atina'ya gideceğimi konuşurken. Ben yapamıyorum baba artık dedim yani. Ben olmuyor ben bu ülkede bu ülkesi bu siyaset bu yapamıyorum yani devam edemiyorum. Babam da benim azılı solcudur. 80 darbesinde falan içeri girmiş hala e, bil fiil örgütlü e, eski adı ÖDP şimdiki sol parti için örgütlü e, gerektiğinde sokakta hala broşür dağıtır yani. Bu yaşında hala yapmıyor tabii ki ama çok yakın zamana kadar yapıyordu. Ve bana dedi ki bak oğlum dedi yani bunu kabul etmiyorum. Çok kızmıştı yani. E, çok kızmış derken yani e, tasvip etmediğini söylemiştim. Bunu kabul etmiyorum. Kariyerim için gidiyorum. Daha fazla para kazanmak için gidiyorum. Hayat, iyi bir hayat kurmak için gidiyorum de. Ben onu anlarım ama mücadeleden vazgeçiyorum demeni kabul etmiyorum demişti. Ama mücadeleden vazgeçiyordum ben yani. Ve vazgeçtim ve bir şey değil mi? Hiç pişman değilim. Hiçbir kafamda. Çünkü... Evet anlıyorum mücadeleden vazgeçmenin, mücadeleden mağlubiyetle arasında çok 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 da bir fark olmadığını. Ama öte yandan bazen de bazı masaları devirmeniz gerekir. Bazı masalar bazı oyunları oynamamanız gerekir. Bazı oyunları oynamak zaten o oyunların dışında dönen oyunları kaybetmek anlamına gelir. Ben Türkiye siyasetinin Erdoğan siyasetinin nasıl daha iyi olabileceğine, daha beni az etkileyebileceğine ya da benim onu nasıl yenebileceğime dair Kafa mesaisi harcamayı bıraktıktan sonra oluşan, ortaya çıkan, boşa çıkan enerjimle yaptıklarından çok daha memnunum hayatta. Yaşadıklarımdan çok daha memnunum. 20'li yaşlarımın başını ben iyi ya da kötü bir şekilde giderek artan bir hızda siyaset içerisinde angaja geçirdim. Ve 20'li yaşlarımın sonunda bunu bıraktığım için çok mutluyum açıkçası. Ve bu öfkeden yani kopunca mukayeseler de azaldı. Ve bir noktada Türkiye bir ülke gibi gelmeye başladı bana. Bunu anlatmam biraz zor arkadaşlar. Çünkü ben yani 8 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Bunu tam olarak size nasıl aktarabilirim? Şöyle anlatabilirim. Türkiye'ye dair bir ana vatan hissi hissediyorum. Anadolu'ya dair çok ciddi bir bağ hissediyorum. Ankara benim Evim, benim en kendimi iyi hissettiğim şehir, dünya üzerindeki. Türkiye'deki dostlarım, Türkiye'deki anılarım, Türkiye'deki yaşadıklarım bana çok sıcak hissettiriyor. Geçmişte ve bugün hala tekrar gittiğimde. Öte yandan mesela bu bakımdan içinde çok fazla arkadaşımın bulunduğu başka şehirlerde de çok da farklı yabancılık veyahut da garip bir Türkiye'ye kıyasla anlaşılamayacak bir fark hissetmiyorum. Türkiye'de bir ülke şu an. Çünkü o öfke çıktıktan sonra ve o mukayese bittikten sonra yani eski yer ve burası geçmişte olduğum yer ve şimdi olduğum yer arasındaki ayrım koptuktan sonra Türkiye herhangi bir anda olabileceğim bir yer haline geldi. Arada ziyaret ettiğimde arkadaşlarımı gördüğüm Güzel içerisinde gezdiğim, tarihi eserlerinden ve kültüründen keyif aldığım bir yer haline geldi. Böyle olunca da mukayese bitti. Yani Türkiye öyleydi de Türkiye böyleydi. Çünkü normal sokakta gezerken mesela ben kendi kendime ne kadar mesela... Bitti demek yanlış olur bu bakımdan. Tabii ki yani mesela sokakta gezerken ya da mesela şöyle. Geçen gün çok sevgili dostum Emir'le, kulakları çınlasın, birer bira içmeye çıktık sohbet etmeye. Ve Alman geleneğine uymak adına, herkesin geleneğine ise öyle uymak adına biralarımızı çin çin yaparken birbirimizin gözünüzün içine, gözünün içine baktık. Çünkü buradaki gelenek uyarınca birbirinin gözünün içine bakmazsan çin çin derken 7 yıl kötü seks gibi bir olay var. Bu Çek ya da falan da Orta Avrupa'nın başka yerlerinde de varmış, Almanya'da da var. Bunu yaptık ve orada mesela şöyle bir cümle söylemiş bulundum. ya yani benim bir gezip gördüğüm memleketler arasındaki en dandik Çin Çin alışkanlığı bu. En sevdiğim de Azerbaycan'da içkisi olmayanı burnuna bupluyorlardı mesela. Şimdi bu bu mukayese tabii ki evet. Yani ben orada mesela buradaki şu gelenek daha iyiydi diye düşünüyorum ara ara. Ama işte bu kadar düşünüyorum. Türkiye'de de bazen böyle mukayeseler geliyor aklıma. Ha bu Türkiye'de böyle olmuyor. Ya da Yunanistan'da böyle oluyordu. Ha bunu böyle yapıyorlardı orada diyorsun ve devam ediyorsun hayatına. Devamlı olarak bütün gördüğün her şeyi ondan eksenlendirerek yorumlamıyorsun elbette. Bu işte ilginç. Bitmesi bunun. Bittikten sonra kendi ülkeni, kendi orijin ülkeni koyduğun yer ilginç bir göçmenlik evresi açıkçası. Ben memnunum bu evreden. Çünkü Türkiye'ye gidip vakit geçirdiğim zaman hala çok uzun süre vakit geçiremiyorum. Hala kendimi çok iyi hissetmiyorum uzun süre vakit geçirdikten sonra. Bunu geçen bölümde de konuşmuştuk zaten. Ama bir yandan da mesela korkmuyorum ya da sinirlenmiyorum ya da o çamura girmiyorum ya da hala kendimi çok görece kopuk bırakabiliyorum. Ve o bir karar ve çoğu kişi çok kişinin anlayabileceğini bazılarınızın anlayabileceğini zannediyorum. Bu bazılarınızın da zaten hala da göçmüş insanlar olduğunu düşünüyorum. Ama bazı hatta bazı da değil yani çoğunuzun anlamayacağını, kızacağını, sinirleneceğini zannediyorum. Çünkü bu kopma kararını dışarıdan bakınca bir zayıflık ya da bir Mücadele teslimi olarak yorumlamak çok kolay. Belki de öyledir ve büyük ihtimalle öyledir. Ama bir noktada başka bir yerdeyseniz de başka bir yerde olmanız gerekir artık. Ve ben başka bir yerde olmak istiyordum. Açık söylemek gerekirse. O yüzden de başka bir yerde olmam gerektiğine karar verdim. Bu da zaten bir sonraki bölümümüzde de konuşacağımız bir konu olacak sevgili dinleyicilerimiz. Bu bölümlük şeklimiz bu kadar. Çok teşekkürler Raşit'in güzel maili bizi konuşturduğu için. Siz de lütfen yigitcanerdogan.gmail.com ya da eğer arzu ediyorsanız aşağıdaki yorum kısmına kendi göç hikayelerinizden, deneyimlerinizden bana doneler yazın. Ve oturum izninin bir sonraki bölümünde çok sevgili can dostum, bir diğer en yakın arkadaşım İlkin'i Konuk edeceğim. Ondan sonraki bölümlerde sizin tekrar maillerinizi konuşmaya döneriz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.